Hoş geldiniz. Ay ne güzel, kalabalık. Nasılsınız? Çok güzel çıktın içeride. Teşekkür ederim. Erkek yurdunu sunmaya. Evet. Çok tatlı durdun dekor arasında ederim. Da Cemile'ciğim hoş geldin sahneye. Evet, dekordan anlaşıldığı üzere erkek yurdu. Atakan'la Batuhan yazdı. Erkek yurdu geliyor. Yurdunu özleyen tüm öğrencilere gelsin. İyi seyirler. Anacığım, sağ söz veriyorum bu sene bitireceğim okulu. Çok hain hazırlandım. Uğurlu formamı giydim. Dualarımı ettim. Evet, okunmuş su da içtim. Sınava kadar da içemeyeceğim. Etkisi geçmesin diye, evet. Kanka, şey diyeceğim, işe yaramaz belki ama ders mi çalışsın? Ya, hadi konuşma Ahmet ya. Bir şey yok anacığım, unuttuğum bir dua vardı, onu hatırlattı. Evet, sağ olsun. Tamam anacığım, ver elini öpeyim. Elini uzat kameraya. Ben de çok özledim anacığım ya. Bitsin artık şu korona illeti ya. Sokacağım çıktığı yere ya. Evet, Wuhan. Wuhan'a. Hadi anneciğim, Allah'a emanet. Öpüyorum seni. Kapatıyorum. Evet, tam kapatıyorum. Hadi Allah'a emanet. Böyle de kadının suratına kapattım gibi oldu ya. Ya abicim ya, olamaz ya, olamaz ya. Ben bu ünlü harflerle ünsüz harfleri bir türlü kafama oturtamıyorum artist. Ben yapamıyorum buna. Yasin, o zaman ünlüler gönüllüler diye ayır. Verdiğin aklı bak ya. Ünlü gönüllü birleşme partisi gelirdi ne olacak? Alfabe olacak. Lan artist, zaten ünlü alfabe var. Buradan bunu ayırmaya çalıştırırım ben. Ya sen nasıl Türkçe öğretmenisin ya? Nasıl Türkçe öğretmenisin kardeşim? Tamam bak şöyle düşün. Şimdi bu bazı harfler ünlü ya. Bana bir söyle hangi harfler ünlü? Şimdi şey var. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Heh, tamam. Şimdi bu harfler ünlü ya. Şöyle düşün. Böyle ünlü birisinin başına bir şey geldiği zaman biz geri kalanlar olarak nasıl tepki veriyoruz? Öyle mesela. Oradan bir örnek vereceğim. Diyelim ki Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler üçüncü çocuğuna hamile. Oo! O da şaşırdı. Yalan abi. Adamın kalbine inecek. Oğlum sakin ol. Öyle bir şey yok. Eser Yenenler park çıkışı kameralara yakalanmış. Demiş ki yasada dördüncü çocuk geliyor. Oo. Bak gördün mü? Eser battı. Nasıl bakacak o kadar gırtla? Bu adam nasıl geçinecek? Ya kardeşim misal olarak diyorum ya, öyle bir şey yok. Anladım ya. Mesela Jennifer Lopez. Gibi. Bu TG'deki evliya. Öyle bir şey yani. Anladın mı? Ünlüler yani. Arkadaş çok güzel anlattın ama benim kafaya oturmadı. Olmuyor yani. Yok abicim ya. Ben bu okulu bitiremeyeceğim. Ya boş ver Yasin. Bitirsen ne olacak? Seni işe mi alacaklar? Herkes yeni mezun 3 senelik tecrübeli eleman arıyor. Buradan insan kaynaklarına sesleniyorum. Öyle biri yok. Alkış. Selamun aleyküm kardeş. Aleykümselam. Yok kardeş, bu İngilizce dil ve edebiyat bana göre bir bölüm değil yani. Ben yapamam bunu. Oğlum sen zaten iktisat okuyorsun. Ha. Kanka karı çok güzeldi, ben dikey geçiş yaptım valla. Ey Rıfat, sen adam olacaksın da ben de göreceğim. Güzel kardeşim, canım kardeşim. Bak, yarın finaller var. Ya acaba kardeşim diyorum. Bak tamam, önce finaller var da. Bak siz bana demiyor musunuz? Rıfat senin bir şeyler yapman lazım falan diye siz bana söylemiyor musunuz? Sen demedin mi lan bana dil dile değmeden dil öğrenmez diye? Ben bu ilişkimi tamamen eğitim amaçlı yaptım kardeşim. Bravo ya, eğitime başlayalım. Evet. Kardeşim, ha. Yarın diyorum, yarın sınav var diyorum, finaller var. Onlara mı çalışsan? Canım kardeşim, finaller her sene var. Ne heyecanlanıyor bu çocuk ya. Seneye ikine gireceğim oğlum be. Bravo ya, vallahi bravo. O yüzden kardeşim, 8 yıldır birinci sınıfsın. Evet kardeşim, teşekkür ederim. 8 yıldır birinci sınıfım. İkinci sınıf olmak istemiyorum. Ben birinci sınıf bir insan anlamıyor. Be. Aptal bu çocuk ya. Çocuk haklı. Çocuk ifatı bırak ya. Evet yani, bize de dursun da seni de hiç ders çalışırken görmedik yani. Sen naha makine mühendisi olacaksın? Kanka motivasyonum yok. Motivasyonum yok kardeşim. Sınıfta kız yok ya. Ayşe'yi, Fatma'yı etkilerim diye gitar aldım. Ahmet'i, Mehmet'i etkiliyorum ya. Ya geçen hafta çaldın ya, ben çok etkilendim lan. Al işte. Allah'ım. Fake hesaplardan bana mesaj atın. He, ben atıyorum. Uyudun mu diye yazıyorum. Ben atıyorum oğlum onu. Abi niye atıyorsun bana mesaj ya? Ya oğlum şaka yapıyorum. Burada yatıyorum. Ben görmüyor musun uyup uyumadan? Bu ne salak çocuk ya? Ya bu beni uğraştırıyor. Vallahi uğraştırıyor ya. Yok ya, böyle olmayacak. Ben bir şükür namazı kılayım. Ahmet sen de gel cemaat edelim. Kanka, ben çok müsait değilim ya.
O götüm. Lan oğlum. Müsait değilmiş, duydun mu? Bak, bak, bak. Git bir duş al, abdest al. Ondan sonra hiçbir işim nasıl gitmeyecek, Cenab-ı Hak seni. Lan oğlum, üç kere yüzünü yıkayacaksın, üç kere de Kur'an'ı yıkayacaksın. Basit ya. Ne alakası var ya? Beş kere başını yıkayacaksın, altı defa vücudunu dolandıracaksın suya. He. O hangi din ya? Altı kere kafanı önce niyet edeceksin. Ha. Ondan sonra ön ve arka avretmalini ben kime ne anlatıyorum ya? Yanacaksınız, cehenneme odun alacaksın Rıfat. Bizden bir bok olmaz. Ya abi tamam, tamam beyler. Tamam ya, motivasyonumuzu kaybetmeyelim. Yarın şu sınavları halledelim. Ya böyle giderse 40 yıl burada kalacağız hakikaten ya. Var mısınız şöyle adam gibi bir ders çalışalım şu an? Bak bu bebe ilk defa doğru bir şey söyledi gibi. Fark ettiniz mi? Evet. Çalışmayalım mı lan? Çalışalım abi. Ben çalışıp durum abi. Ben kalkmayacağım buradan. Devam, devam. Aa evet. Selam beyler. Tolga'nın odada batak oynayacağız. Üç kişi eksik. Gelmek isteyen var mı? Bir kafa dağıtalım sonra. Batak atalım ondan sonra. Bir kafamız dağılsın. İyi geldik. Ya oğlum çalışacağız dedik. Allah Allah. Böyle olmaz ki ya. Böyle olmaz. 30 sene, 40 sene burada mı kalalım? Mezun olamayacak mıyız biz? Matematik hocası bana diyor, cumartesi günü ne olacak? Göreceğiz cumartesi ne olacağını. Böyle olmaz. Ders çalışmamız lazım. Sinirlendim bak, biraz uyuyayım bari. Sinirlendim ya. Saçma sapan uyuyorum ya. Oğlum ne oluyor ya? Allah sınavı. Sınava kaçır. Yok, kaçırmamışım. Kaçırmamışım da. Rıfat, Hilmi, Yasin, neredesiniz oğlum? İbarat durun lan, İbarat durun. Yasin, ne oldu oğlum sana? Yaşlanmışsın. Çok normal. 66 yaşındayım. 66? Ya saçmalama oğlum ya. 2021'deyiz. Ne 66'sı? Sen nasıl yaşlandın? Ne hala... Ben rüyada mıyım lan şu anda? Ne 2020 lan? 2060 oldu. 2060 mı? Evet. Ne 2000? O kadar uyumuş olamam ya. Rüya oğlum bu. Rüya görüyorum değil mi? Aha değilmiş. Vallahi rüya değil. Lan ne vuruyorsun? Hoşuma gidip duru. Ya sen şu an... Bir dakika bir şey söyleyeceğim. 2060 yılındayız ve sen buradasın, buradasın. Oğlum sen okudun, öğretmen falan olmadın mı? Olmam la. Oldum da atanamadık abicim ya. Arkadaşların hepsi kaldı. 30 senedir atanma bekletti duru la. Öğrendi la. Öğrendiklerini unutacaklar. Öğretemeden gidecekler. Atayınlar şunlara ya. Yok ya. Yok abi siz nasıl 2060 olamaz abi? 2021 yılındayız. Çok güzel hareketler falan vardı. Va va hala devam. 17. kuşak mı ne oldu? Devam et dur la. Eser mi? Eser. Hamza vardı. Hamza ne oldu ona? O yok gari. O, uzadı gitti o. Boy mu attı? Yok ola yok. Kariyer manasında. Uzana gitti. Eser zayıfladı mı bari? Yok ya. Denedi. Tüp taktırmış. Tüpü değilmiş. Patlamış tüpü. Tutmadı. Yapma be. Yılmaz Hoca? Yılmaz Hoca. Yılmaz Hoca'yı kaybettik. Deme ya. Başımız sağ olsun. Umarım değil ya. Kendini kaybetti. Kapattı kendini. 86 mı 87. mi ne? Filmi yazıp duru. Durduramıyor kimse. Köyden çıkamaz. Yazıyordu. Allah Allah. Nasıl olacak bu ya? Selamun aleyküm mübarekler. Rıfat. Aleyküm selama ne oldu lan zındık? Zındık. Bir dakika. Aha maske. Maske. 2021'deyiz. Korona. Korona. Beni mi yiyorsunuz lan? Yok ulan yok. Hala devam ediyor korona. Geçmek bilmedi ya. Geçmedi. Dalga geçiyor değil mi? Dalga geçmiyor. Geçmiyor oğlum dalga. Kaçıncı dalgadayız la? 1417 miydi? Yok. Kaçtı? 1065. dalga geldi galiba. 1065. dalga. Bu çocuk yemin ediyorum gerizekalı. Bak bana hacı ağzımla küfrettirdi. Tövbe estağfurullah. Bak. Hacı mı? Sen hacca mı gittin? He, hacca gittim. He ya. 5 defa gitti geldi endi. Endekinin günahları gitmeyle gitme, gelmeyle temizlenir mi? 5 oldu, yine temizlenmedi. Bir daha gidip gelecek. Son bir kere daha gittim miydi oley? Yani şöyle söyleyeyim sana. Ne dedi? Ne dedi o? Yani şöyle, okeyim. Yani bir kere daha gittim mi sıkıntı kalmıyor. Geç buldum yolumu ama dönmüyorum artık Allah'ın izniyle. Anladın mı? Okul, iktisat, sınavlar? Ben öteki dünyanın sınavlarına çalışıyorum artık. Bu dünyanın sınavları boş. Bence sen de bir iki soru bak. Öyle sandığın kadar kolay değil yani. Dur. Ben şimdi anlayacağım. Rıfat. Ha. Hadi kalk pavyona gidiyoruz.
Aram git hadi. Tövbe 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 estağfurullah. Bu çocuk, yemin ediyorum artık senden bıktım ya. Git oğlum başından git ya. Ne yapıyorsun oğlum? Hacda öğrendim kanka, şeytan taşlıyor. Allah seni. Çağıramazsın beni dinden. Arkadaşımızı bulacaksın. Adam hakikaten hacı olmuş ya. Eşi, Hilmi, Hilmi nerede? Haydi kızlar. Selamun aleyküm, ne oldu kardeş? Şu aynı yerinde durayım. Bu teyzeler kim? Evet, hanım arkadaşlarım. Tanıştırayım, beyaz çikolata, bitter çikolata. Selam. Ve aleyna aleyküm selam. Bak ya oğlum, sen böyle bir adam değildin. Ne oldu sana? Ben çok değiştim Ahmet. O gece batak oynamaya gittik ya. Ben kumar batağına düştüm. Elimi verdim, kolumu kaptırdım. Oradan da manitacılığa. Elimi verdim, bütün bedenimi kaptırdım. Gülün kızla. Sonra? Sonrası bahis, pavyon, kumar, gazoz, her şey var. Ben artık kirlendim Ahmet. Hırlayın kızlar. Tak, dişini tak. Ben artık tehlikeli biri oldum Ahmet. Bana bundan sonra delerin mi diyeceksiniz? Artık... Öpün kızlar. Ya yapmayın Allah rızası için. Öyle bir şey mi ya? Öyle bir şey mi ya? Soy isimle ismi değiştirince tehlikeli mi oluyorsun? Rutkay Aziz tehlikeli bir mi şimdi? Ula onun adı Aziz Rutkay mı? Şaşırın kızlar. Ya bunlara daha fazla bir şey yaptırma. Bunların fazla ömrü kalmamış. Ya öyle deme. Lütfen ya. Beyaz çikolata fena. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Biz 30 yıldır neden buradayız? 40 yıldır neden buradayız kardeşim? Tamam sakin ol. Kızlar arkadaşım biraz sinir krizi geçirdi. Siz kantine gidin kendinize çikolata neyin alın. Tamam. Hadi. Ya bayılıyorum bunlara ya. Bak nasıl ceylan gibi sekiler. O bitleri de fena he. Kardeş bak ben gençliğimde o kadar ceviz kırdım da ben bunun için günah girmem. Boşu boşuna yanacağım ben sana diyeyim. Aa selam beyler. Ertuğrul, Ertuğrul sen buradasın kardeşim. Ne bu hayırdır ceket falan? Tolga'ların odada mevlüt var. Katılmak ister misiniz? Kim öldü? Tolga. Ulan adamı görmeden öldü adam ya. Vallahi helve falan yaptık. Gelip yiyin isterseniz. Hadi eyvallah. Abi inanmıyorum ya. Siz hepiniz bambaşka şeyler olmuşsunuz. 30 yıldır ben hiçbir şey yaşamadım mı? Yaşadın kardeşim. Yaşamaz olur musun? Neler neler geldi geçti başımdan. Kafelerde şarkı falan söyledin. Neydi senin şarkının adı? Bu devran dönmez artık. He o devran dönmedi Ahmet. Sen aç kaldın, açıkta kaldın. Sağa biz baktık. 4 kere evlendin, boşandın. 6 tane çocuğun var kardeş senin şu anda. Bir tanesi siyahi, bir tanesi Asyalı. Böyle aile kartlarınız UNICEF kartı gibi oluyor. Ya bu arada unutmadan kardeş, şunu da vereyim sana. Ne bu, eski eşimden mektuplar mı? Yok kardeş, zekat. Bak bakayım ne kadar var içinde? 500. Senin bana ne kadar borcun vardı? Ne kadar? 500. Bak hem zekatımı verdim hem borcumu aldım. İnan sevap konusunda başka bir noktadaydım. Çok değişmiş ya. Sevap konusunda başka bir noktadaydım. Hiç değişmez. Hadi arkadaşlar biz dışarı çıkalım, bir hava alalım yani. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi 65 yaş üstü dışarı çıkamıyor. Senin hiçbir şeyden haberin yok la. Değişti o. 65 yaş üstü çıkıyor gari, 65 yaş altı kalıyor. Nasıl, ben hiç dışarı çıkamayacak mıyım? Senede bir gün. Hangi gün? Dün. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Durun. Hadi gidelim. Durun gitmeyin. Gitmeyin abi yapmayın. Hayır. Borç miktarına batmış olamam. Hayır. Yapmayın. Yapmayın. Donuma kadar almayın bari Rıfat. Rıfat donumu bırak Rıfat. Rıfat. Ne bu Arap durun lan? Ne oldu Ahmet? Sesin tüm yurtta yankılanıyor. Oğlum siz gençleşmemişsiniz. Lan oğlum zaman mı verdin? Zaman mı verdin? Zaman mı verdin? İki laf, iki laf söyledin. Aklın uyandın. Biz nasıl bak bu halimizi? Ben neren beyaz onu bilmiyorum şu an ya. Beyler, beyler çok kötü bir rüya gördüm ben. Kardeş sen rüya görüyorsun da niye benim adımı sayıklıyorsun? Donumu çıkarma dedin, adımız çıkacak. Sen bu neyin peşindesin oğlum sen? Ya dinledi kardeş, yurt dinledi ya. Ya abi çok kötü bir rüya gördüm diyorum size ya. Aradan 40 sene geçmiş. Hepimiz böyle bambaşka şeyler olmuşuz ya. Hala buradayız. Hala okumaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Ben müteahhit oldum mu? Ya ne müteahhiti kanka?
Sen komple değişmişsin. Karıyla kızla geziyorsun sürekli. Oğlum adam benim hayalimi yaşıyor. Ben ne olmuşum kanka? Kanka sen neyse ki doğru yolu bulmuşsun. Hacı olmuşsun kardeşim. Hacca gitmişsin. Ulan bu da benim hayalimi yaşıyor. La yok öyle olmamışımdır ben. Ben ölü gözüküyorumdur da yine... Kanka ben. Sen atanamamışsın kanka. Şu kamera. Bu mu yani ya? Unu böyle geldi atanamadı. Atayın garson öğretmenleri. Yazık günah ya. Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Abi ben oğlum benden hiçbir şey olmamış lan. Benim hayatım perişanlık olmuş. Beyler bizim bu sınavlara adam akıllı çalışıp adam akıllı okulumuzu bitirmemiz lazım ya. Var mısınız? Adam akıllı çalışmaya hadi ya. Varım lan ben. Hadi. Arkadaş bak bu çocuk harbiden bu sefer doğru bir şey söylüyor. Evet. Ben akıllandım. Ben bundan sonra bölümümü değiştireceğim. Ben iktisat okuyamıyorum. Bu açık. Evet doğru. 8 senede mi anladın? Evet 8 senede anladım. Biraz geç oldu ama ya nereden dönsen kar değil mi kardeş? Hangi bölüme geçeceksin? Mimarlık kanka. İnanılmaz taş kadınlar var. Vallahi billahi orası çok şey. Dayı ben balerin olayım dedim. Balet ol dediler. Balet olmam. Balerin edeceklerse balerin olur. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Şahane bir zil geldi. Atakan ve Batuhan yazdı. Atakan'la Batuhan'ı zile alıyoruz. Vay be, helal olsun. Yani yanılmıyorsam bir de yani ek olarak dün gece yazılıp bugüne oynandı ya. Ya inanılmaz bir performans. Hakikaten bir daha bir alkış yani. Bütün oyunculara, ezberlerinize sağlık. Hem ezberi hem rejisi her şey olmuş. Bir tek orada uzatmadığın için sakallarla içeri girildi. Evet, yaşlı performanslar inanılmazdı ya. Çok gerçektiniz ya. Ya o şeyi yani ikinizin de çene yap, onu nasıl yapıyorsunuz? Ya, ya gerçekten dişin çıktı gibi hissettik. Çok güzeldi gerçekten. Vay be Batuhan. Tolga öldü ha. Gitti abi. Bana iki çocuk daha yaptırdınız hikayede. O da çok güzeldi. Teşekkür ederiz ama biz biraz... Seyirci de inandı bu arada biliyor musun? Üçüncü hamile... Evet tebrik vermiş. İnandı. Hiç kimse garipsemedi zaten. Üçüncü de olabilirdi de biraz durmaya karar verdik biz de. O yüzden öyle bir şey yok. Bu skeçte söylenen her şey uydurmacadır. Hayır. Aynen. Süper. Çok eğlendik arkadaşlar. Harikaydı. Çok güzel gider. Süper bir şekilde devam ediyor alkışlarınızdan.